Değerli arkadaşlar, Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. ACTH hormonuyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. ACTH hormonu adrenokortikotropik hormon olarak da bilinir. Adrenokortikotropik hormon hipofiz bezinden salgılanan hormonlardan biri. Kontrolü hipotalamus dediğimiz hipofiz bezini kontrol eden bez tarafından kortikotropik releasing hormon vasıtasıyla olmakta. Şimdi ACTH hormonu yaptığı iş böbrek üstü bezlerimizi uyarmakta. İki tane böbrek üstü bezimiz var. Bu böbrek üstü bezimizi uyararak onların bazı hormonlar salgılamasını sağlamakta. Başlıca hormon kortizol hormonu ve renin aldosteron hormonunun salınımını ACTH hormonu kontrol etmekte. Dolayısıyla ACTH hormonundaki düşüklükler ve yükseklikler böbrek üstü bezimizle ilgili hastalıklarda sık olarak bulunmakta. ACTH hormonu özellikle hipofiz bezini ilgilendiren hastalıklarda, yani hipofiz bezinde adenom ya da küçülme ya da büyüme olduğu zaman bizim için önemli bilgiler vermekte. Hipofiz adenomu dediğimiz hipofiz bezinde küçük kitlelerde ACTH hormonu bazen yüksek miktarlarda salınmakta ve bizim Cushing hastalığı dediğimiz hastalığa sebep olabilmekte. Yine ACTH hormonunun aşırı artmasına bağlı olarak böbrek üstü bezlerinden kortizol hormon salınımı olmakta. Bu da yine Cushing hastalığına sebep olabilmektedir. Bazen böbrek üstü bezlerinin hasarlandığı durumlarda böbrek üstü bezleri kortizol salgılayamamakta, Addison hastalığı dediğimiz hastalık gelişmekte. Bu durumda hipofiz bezi daha çok ACTH salgılayarak bu eksikliği gidermeye çalışmaktadır. Dolayısıyla ACTH hormonu önemli bir hormon. Bazı hastalıklarda yükselebilmekte veya düşebilmekte. Özellikle stres, egzersiz durumu ve bazı ilaçlar ACTH hormonu seviyesini etkileyebilmekte. Dolayısıyla bunları da mutlaka yükseklik ve düşüklüğü değerlendirirken göz önünde bulundurmak gerekiyor.